Merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyorum ve hashtag İrem Pişiriyor'la sizin karşınızdayım. Ayda bir, iki ayda bir böyle sizinle mutfakta komik, eğlenceli bir şeyler yapacağım, pişireceğim, edeceğim, deneyeceğim. Tabii ki de yemek konusunda iddialı değilim. Zaten çoğu hazır üstüne devam edeceğim için kolay olacak. Kendimi çok fazla zorlamayacağım mutfakta. Sizle de böyle eğlenceli, benimle birlikte pişirmek isterseniz diye düşündüm. Eğer böyle İrem Pişiriyor serisini beğenirseniz bir dahaki videoda pişirmemi istediğiniz şeyleri aşağı yorum olarak da yazabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte limonlu kek pişireceğiz. Bütün detaylarını arkasında okuyacağım, böyle adım adım gideceğiz. Çünkü hayatımda hiç tek başıma kek pişirmedim. Evet, kendimi bayağı şöyle yemek pişirme programında gibi hissetsem de. O zaman daha fazla uzatmadan hemen pişirmeye başladım. İlk başta hemen saçımı toplayacağım. Çünkü hijyenik olmak lazım biliyorsunuz mutfakta. Evet, şimdi de daha da böyle abartmak adına örgü takıyorum. Çünkü neden olmasın, daha eğlenceli kılacak bu videoyu. Şimdi gerekli olan malzemeleri size söyleyeceğim. Zaten karışımın çoğunluğu bu pakette hazır. Bu Dr. Oetker'in limonlu keki, üstüne de wall cake diyor. Bulut gibi hafif ve yumuşak bir kek olması gerekiyor. Bakalım neler olacak. Ayrıca tarife göre ilave edilecek şeyler var. Onları söylüyorum hemen. 3 tane yumurta, 100 ml süt, yani yarım su bardağı süt, 100 gram da yumuşak margarin. Ben daha yeni çıkardığım için birazcık sert ama bakalım. Onun için de işte pudra şekeri falan ilave edeceğiz. Onu bununla yapacağım daha sonra, mikser falan filan. Böyle bir bakalım neler çıkacak. Burada içinde de daha dakika bir gol bir sakal getirdim. Şimdi karışımımızı açalım. Karışımımızı açalım. Bakalım içinde neler var. Evet, içinden kağıdı da çıktı. Kalıba koymak için. Her neyse. Mutfak şeyleri bilmiyorum. Bunda pudra şekeri var. Bunu yine görürsünüz zaten. Alabilirsiniz. Bütün marketlerde satılıyor. Evet. Un karışımımız bu. Şimdi ben bunu bir makasla keseceğim. Çok korkuyorum. Bakalım neler olacak. Siz bunun içine düşürmeyin. Yavaş yavaş. Ben bir de çok sakarım. Her an her şey olabilir yani. Annem de kamera arkasında korkuyorum. Karışımımızı sağlıklı bir şekilde döktükten sonra şöyle geçirmesin. İçine de bitireyim. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Biz bununla birlikte gidelim çünkü kötü şeyler yaşanmasın. Diyor ki, un karışımını çırpma kabına boşaltıp üzerine yumurta, süt ve margarini ilave edin. Mikserin çırpıcı uçlarıyla önce düşük, sonra yüksek devirde toplam 3 dakika çırpın. Yumurtamızı kırmakla başlayalım. Evet, 3 tane gerekliydi. Birisiyle başlıyoruz. Bu arada siz de mutfakta iyiyseniz veya yemek yapmayı seviyorsanız bana söyleyin. Veya yemek yapar mısınız? Ben çok yapmam, yapamam, denemem. Yumurtamızı da kırdık. Şimdi ellerimi kullanmam lazım. Evet, yumurtamızı koyduk. Sonra sütümüzü ilave edeceğiz. Ve en son olarak margarinimizi koyacağız. Ama bunu direkt böyle koyayım mı? Direkt koyuyorum arkadaşlar. Biraz da bıçakla geçeceğim çünkü çırparken kötü şeyler olmaz. Şu an sıçrayacak da çok korkuyorum. Tamam. Böldüm biraz. Tam yumuşamadığı için sorun olabilir çırparken. Mikserimizi alıyoruz. Bütün karışımları koyduk içine. Önce düşük diyor. İçine başlatayım elimizi. Önce düşükten arkadaş. Ben şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Evet. Siz de daha iyi yapabilirsiniz, ben inanıyorum. Yani bunda fazla un olduğu için çok çıkıyor. O yüzden biraz içine doğru karıştırmam lazım galiba. Çok korktum daha değil mi? Hayatımın krizini geçirdim yani. İyice böyle kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz.
dakika diyor ama bir 15 dakikadır çırpıyorum herhalde. Çünkü hala şey, margarin böyle ne denir? Tam böyle ezilme yani, hala böyle koca koca görünüyor, o yüzden gidiyoruz yola, tamam. Hazır gibi görünüyor. Bayağı böyle katı yani. Olması gereken o yoğun kıvamı geldi. Şimdi bunları çıkartacağım. Evet, şimdi mikserle de işim bitti. Daha sonra ne yapacağımızı okuyalım hemen. Çırptık. Hamuru kek kalıbına dökün ve pudra şekerinin yaklaşık yarısını bir süzgeç yardımıyla hamurun üzerine serpin. Kalıbı fırının orta tarafına yerleştirin ve belirleyen sürede pişirin. Şimdi kalıbımı alacağım. Orada şey diyor hani... saniye. Kelepçeli kalıp diyor. Ben normal kalıp kullanacağım. Çünkü yok. İlk başta şu verilen kağıdı kalıbın içine yerleştireceğiz. Çünkü yapışmaması lazım. Bunu biliyorum. Ben ikiye kıvıralım. Direkt koyayım. Çünkü daha mantıklı değil arkadaşlar. Şimdi ben bunu duracağım bir saniye. Nasıl oldu? O zaman şöyle yapıyoruz. Bu böyle duruyor. Ben kalıbı dökme... karışımı dökerken içine doğru düşeceğini hayal edeceğim ama ben bunu alacağım. Şey... Tamam, şöyle gider bence. Şimdi Allah'ın izniyle karışımımızı kalıbımıza döküyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saniye. Bir şey olsun. Kalıbımızı düzeltelim. Evet, gördüğünüz gibi kalıbımıza koydum. Ve fırını 170 derecede ayarladık. Böyle bir 5 dakika önceden açmamız gerekiyor. Şimdi burada pudra şekeri var. Pudra şekerini şöyle bir süzgeç yardımıyla böyle koyacağız, o profesyoneller gibi. Şöyle açayım. Evet. Bunun böyle olmamız gerekiyordu. Şöyle mesela. Nasıl yapılır? Bunu. Veya ben direkt elimle dökeyim. Evet. Daha böyle bir Türk usulü oldu bu. Ve şimdi karışımımız hazır. Pudra şekeri biraz tuhaf dursa da sizin bunu güzelce yerlediğinizi varsayalım. Karışımımızı da fırınımıza koyacağız. 45 dakika bekledikten sonra tekrar sizlerle birlikte olacağım. Şimdi bunu fırına götürüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere kekin içi dışına çıktı. Bence iyi gidiyor. Yapacağız, inanıyorum. İnanamıyorum, ne ya? Görünüyor mu arkadaşlar? İçi dışına çıkmış bulunmakta. Bu nedir? Dram, ağlamak istiyorum. Şimdi kekimiz hazır olduğuna göre. Gördüğünüz gibi bazı fail'lar oldu. Çünkü pudra şekerini dökemedim. Şimdi bunu çıkartacağım. Ve gördüğünüz gibi içi dışına çıktı. Tuhaf şeyler oldu. Muhtemelen kap küçük olduğu için fazlası dışarı çıktı. Her neyse. Ama mükemmel bir şekilde ne denir? Limon kokuyor. Annemin yardımlarıyla hemen alıyoruz. Eline dikkat edin, çok güzel. Şimdi bu içinde
2. Kağıdımızı açıyoruz. Mükemmel kokuyor. Hayatımda tek böyle başardığım şey herhalde. Güzel bir şekilde. Şimdi bunu bir servis tabağımıza alıyoruz. Şimdi bıçağımızla kesiyoruz güzelce. Yani fazla bir yumuşak oldu. Ama çok güzel görünüyor. Bu arada ellerim temiz, o yüzden iğrenmeyin. Evet, mükemmel. Ben kekimi göstermek istiyorum. Aşırı hoşuma gitti. Şöyle yine. İçi de gayet güzel. Kağıdı çıkarsam mı? Vallahi arkadaşlar, ne denir? Ekipman süper. Evet. Şimdi kekimden tadıyorum. Şu üstü biraz kıtır olmuş. Oradan yiyeceğim. Ben kıtır çok seviyorum. Mükemmel. Arkadaşlar, videoyu durduruyorsunuz ve hemen bunu gidip alıp yapıyorsunuz. Mükemmel bir lezzet. Yani uzun süre sonra da kek yedim. Şu an muhtemelen annem bile şok geçiriyor değil mi? Ben aşırı beğendim. Kesinlikle olmuş. Çok güzel hazırlamışlar veya benim sihirli ellerimden dolayı da olabilir, bilmiyorum. Eğer mutfakta acemi olduğunu düşünenleriniz varsa benim gibi böyle küçük küçük hazır alarak yapabilirsiniz. Aşırı kolay ve lezzetli bir kek oldu. Misafirleriniz için böyle güzel, pratik tarif vermiş oldum. Ben yemeğe devam edeceğim. Siz de eğer bir şeyler yaptıysanız hepimize afiyet olsun diyorum. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi #irempişirmeyle böyle yeni bir seriye başladım. Ben çok keyif aldım yaparken, yerken de. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın ve abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Çok 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 mutlu olurum. Bir sonraki videoda görmek istediklerinizi de aşağıya yazarsanız yine çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.